mantar yemeği yapacağım. Yemeği derken yani aslında domates biber konulsa güzel olurdu. Şöyle mantar almıştım. Neredeyse 2-3 gün oldu. Şöyle bir kabımızın içine alalım. Yeter. Şunu da bir zaman, başka bir zaman pişirelim. Şimdi bunu güzelce bol sulu yıkayacağım. Bol suda. Şimdi bunu güzelce şöyle bakın bu kültür mantarıydı. Yıkandıktan sonra güzelleşti. Şöyle küçük küçük doğrayacağım. Mantarımızı doğrayalım. Daha sonra ustamıza soralım. Eğer yumurtalı severse yumurtalı yapacağım. Sade severse sade pişireceğim. Thank you.
Şimdi tavamızı çıkaralım. Mantarımızı kızarmaya bırakalım. Ocağımızın altını yaktım. Mantarımı da güzelce doğradım. Hiç yağ falan dökmeden mantarın kendi suyu çıkana kadar tenceremin ağzını bir kapatayım. Ve bu şekilde pişmeye bırakalım. Şöyle görüyorsunuz mantarımız kaynadı. Böyle kaynamaya başladı. Taşmasın ocağımıza diye biraz kapağını kaldırdım. Bugün konuşamıyorum. Bilmiyorum, üzerimde bir halsizlik var. Şöyle hafif kapağı yarım koyalım ki taşmasın. Bu şekilde suyunu çekecek. Daha sonra tuzunu ve yağını ekleyeceğim. Görüyorsunuz mantarımızın suyu gitti. Şöyle biraz göz kararı yağ ekledim. Daha sonra tavamın ağzını kapatayım ki yağım ile birlikte güzelce kızarsın. Şimdi ıspanak kavuracağım. Şöyle tencerelerimizin yerini değiştirelim. Mantarımızı buraya alalım. Ispanağımızı da buraya alalım. Biraz yağ ekleyin. Yağımı ekledikten sonra İki adet soğan doğradım. Soğanımı da ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Hatta şöyle yapalım. Tenceremizin ağzını kapatalım. Hemence pişsin, kızarsın. Daha sonra ıspanağımızı kavuralım. Mantarımıza biraz tuz ekleyeceğim. Bayağı kızardı. Şöyle hepsi tuzlu olmasın. Azıcık gezdirdim. Kendileri atsın eğer eksik olursa. Şu da mantarımı kaşığı bir karıştırayım. Biraz da tuzuyla kızarsın. Daha sonra kapağını kapatıyorum. Soğanımız burada kızarmaya başladı. İnanın galiba tüpümüz bitiyor. Şimdi ıspanağım için 4 adet yumurta kıracağım. Ellerimizi yıkadıktan sonra biraz tuz atalım yumurtamıza. Şöyle kaşığın ucunda ve güzelce çalkalayalım. Kenara koyayım. Bu burada hazır dursun. Şöyle diğer bir kaşığım ile karıştıralım soğanımızı. Vallahi zaten hep talihsizlikler beni bulur. İnanın kesin tüpümüz bitiyor. Çünkü hiç tüpte kımıltı yok. Hiç kızarma yapmadı soğanımız. Neyse soğanımız kızarsın. Mantarımız da zaten. Artık mantara hiçbir şey yapmayacağım. Görüyorsunuz çok güzel kızardı. Şöyle bir yakından göstereyim. Belki tüpümüz biter, çekimimiz yarım kalır. Mantarımız güzelce pişti. Fazla kurutmayacağım. O zaman kuru olduğu zaman inanın farklı bir lezzet oluyor. Böyleyse et gibi lezzeti oluyor. İnşallah ıspanağımızın da soğanı kızarır. Ispanağımızı nasıl kavuracağız onu da gösteririm sizlere. Arkadaşlar bizde hiç yalan olmaz. Neyse o tüpümüz bitti. Şu an şöyle küçük bir tüpümüz vardı aşağıda. Ispanağımızı kavurmak için onu getirdim. Buradan sonrasında buradan devam edelim. Soğanımızı görüyorsunuz kızarmaya başladı. Bu güzelce kızarsın. Kıpkırmızı olsun. Daha sonra
ıspanağımızı hep birlikte ekleyelim. Ispanak cacığımızı yapalım. Ispanak cacığı derler burada. Bilmiyorum sizin orada ne diyorlar. Cacık deriz biz. Şöyle tenceremizin ağzını kapatalım. Kızarsın. Mantarımız pişti. Servise hazır. Bunu servis tabağıma alacağım. Biraz sonra soframızı kuracağım inşallah. Ustalarımızı da çağıracağım. Bugün de böyle olsun. Evimizde ne varsa onlarla yaptık. Allah bin bereket versin. Açlıkla kimseyi sınamasın. Allah'ım olmayanlara versin. Gerçekten. Şimdi ıspanağımı şöyle yıkadım. Güzelce suyunu süzdürdüm. Kevgirime koydum tüzeğime. Şimdi göz kararı ıspanağımı, temiz ıspanağımı atıyorum. Şimdi ona da yorum yazarsınız. Değerli izleyicilerim, elmas hanım elinizle atmayın diye. İnanın ben bunu elimle doğradım. Elimle kıydım. Yıkadım elimle. Elimde hiçbir şey yok. Sonuçta biz yiyeceğiz. Ben neyse boyum elimle yapıyorum. Siz kepçeyle mi yapacaksınız? Çömçeyle mi? Neyle koyacaklarım? Siz öyle yapın. Şimdi bir kapağını kapatalım. Bu zaten hemen ıspanağımız çabuk ölen bir sebze türüdür. Biraz kızarsın. Daha sonra tuzunu ve toz biberini, yumurtasını ekleyeceğim. Ispanağımızı görüyorsunuz. Biraz karıştırdım. Şöyle göz kararı biraz tuz atıyorum. İki tatlı kaşığı kadar da toz biber atacağım. Şimdi bunu güzelce bir karıştıralım. Azıcık kaldı zaten. Hemen söylediğim gibi çabucak pişen bir yemek türü olacak. Şimdi tekrardan tenceremin ağzını kapatacağım. Bunu biraz daha kızarmaya bırakacağım. Daha sonra nereye çekiyorum ben bilmiyorum. Sadece karıştırdığıma bakıyorum. Şöyle tenceremin ağzını tekrardan kapatayım. Görüyorsunuz ıspanağımız pişti. Önceden hazırlamış olduğum yumurtam vardı. Onu da şimdi ıspanağımın üzerine dökeceğim. Daha sonra bir sefer karıştıracağım. Her tarafına yumurta geçsin diye. Allah bu arada elleri olmayan kardeşlerime de yardım eylesin. Gerçekten bir elle bile yemeğimiz yapılmıyor. Elimize kolumuza Rabbim sağlık sıhhat şifa versin inşallah. Şimdi tavamın ağzını kapatayım. Yumurtam böyle güzelce bir pişsin, kabarsın ve ocağımın altını kapatayım. Servisimize geçelim. Bugün de böyle olsun bakalım. Her gün yağlı, her gün yavan yenmez. Mantarımız, kuru soğanımız ve ıspanak cacığımız servisimize hazır. Usta ve sevkana afiyet olsun.